Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. Livacı.com'da. Hizbullah'a ait bir İHA, İsrail'in Kayseriya şehrinde Başbakan Benjamin Netanyahu'nun evinin yakınlarında düşürülmüş. Tel Aviv yönetimi saldırının suikast girişimi olduğunu açıklamıştı. Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hizbullah ve İran'a meydan okudu. Netanyahu, benim ve eşimin suikast girişimiyle hedef alınması büyük bir hataydı dedi. Bedeli ağır olacak diye ekledi. Reynileri Gazze'den geri getireceklerini söyleyen Netanyahu, kuzey sınırımızda yaşayan vatandaşlarımızı güvenle evlerine döndüreceğiz dedi. İsrail Başbakanı, tüm hedeflerine ulaşana kadar savaşacaklarını belirtti. Hizbullah İHA'sının düşürülmesinin ardındansa İsrail savaş uçakları Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu. Şehrin kuzeyindeki Cuniye mahallesi ilk kez hedef alındı. İsrail uçaklarının bir araca düzenlediği saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden birinin Hizbullah yöneticisi Rada Abbas Avada olduğu belirtildi. Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi de İsrail bombalarının hedefi oldu. Bölgede yoğun patlama sesleri duyulurken birçok noktadan dumanlar yükseldi. Lübnan makamlarından can kaybı ile ilgili açıklama yapılmadı. Hizbullah ise İsrail'i roketlerle hedef aldı. Hizbullah, Safet ve Hayfa'daki askeri üslerde bulunan İsrail askerlerine roketli saldırı gerçekleştirdi. İsrail ordusu Hizbullah'ın 180 roket ateşlediğini, roketlerden bir kısmının engellendiğini duyurdu. İsrail Ulusal Acil Servisi, Akka yakınlarındaki roket saldırısında ağır yaralanan 50'li yaşlardaki bir adamın öldüğünü belirtti. Ayrıca 9 kişinin yaralandığı öğrenildi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada saldırıların İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki köylere yönelik saldırılarına misilleme olduğu belirtildi.